15 Temmuz'da yaşadığımız gibi Allah adına, din adına çalıştığını iddia eden terör örgütü FETÖ, demokrasimizin simgesi Gazi Meclisi, genel kurmayı, emniyeti bombalayabiliyor, vatandaşlarımızı yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği vergilerle alınan helikopterlerle, savaş uçaklarıyla, makinalı tüfeklerle tarayabiliyor, kan dökerek, darbe yaparak devleti ele geçirmeye kalkışabiliyor. Vatanımıza ihanet içinde bulunan FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelenin en etkili yolu toplum olarak onların oyununa gelmemek, arzu ettikleri bölünmeye, parçalanmaya, kutuplaşmaya engel olmaktır. Bunun da en iyi yolu bin yıldır yürüttüğümüz ortak yaşamda vazgeçmemek, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmektir. Bir ilçede ne yaparsanız yapın, çocuklar için olacak, çocuklar ihmal edilmeyecek, çocuklar her zaman güzeli görecekler, güzeli gördükçe de yarın güzel şehirler inşa edecekler. Çocuklar bu tip temsilciler meclisinde, bu tip yerlerde konuşarak özgüven sahibi olmaları lazım. Çünkü yarın sizlerin arasından doktor, avukat, belediye başkanı, milletvekili, belki başbakan, belki cumhurbaşkanı sizler olacaksınız. Bu ülke sizlere emanet. Ama sizler bu meclislerde alacağınız kararlarla bizlerin görmediği, bizlerin fark etmediği alanlarda da yapacağımız çalışmalara yön vereceksiniz. Bunları sizlerden bekliyoruz. Çünkü hani her zaman söyleriz ya, bazen küçük dediğimiz siz gençlerden inanılmaz büyük fikirler çıkar. Bizler bunu biliyoruz. Bizler sizleri her zaman çok seviyoruz. Bundan dolayı da katkı verdiğiniz için, buraya geldiğiniz için, başta sizleri buraya yönlendiren kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu sene okulumuzda yapılacak olan okul temsilciliğine adayım. Okul temsilciliğine aday olmamın sebebi sizleri okulumuzda daha mutlu, huzurlu ve güvenli eğitim almanızı sağlamaktır. Okulun belirli bölgelerine dilek ve şikayet kutuları yerleştireceğim. Bu sayede öğrencilerimizin isteklerini ve ihtiyaçlarını öğrenip gidermeye çalışacağım. Okulumuza daha fazla aktiviteler yapılmasını sağlayacağım. Şimdiden bana oy veren veya vermeyen herkese beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşmamı Ulu Önder Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Milletini en çok seven görevini en iyi şekilde yapandır. Görevimi en iyi şekilde yapacağımı inanıyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Okul temsilcisi adayıyım. Daha önceden İhsan Yılmaz İlkokulu'nun okul temsilcisi olup Karadeniz Ereğli Birinci Çocuk Meclisi'ne katıldığım için bu görevin zor ve sorumluluk isteyen bir görev olduğunu biliyorum. Milletimiz tarihinde yazdığı birçok destan gibi 15 Temmuz'da da demokrasi destanı yazmıştı. Bugün burada okul temsilciliği için demokratik bir seçim yapıyoruz. Bizler yarının büyükleri olacağız ve milletimizin 15 Temmuz'da kazandığı demokrasi zaferinin birer bekçisi olacağız. İmzana sıvalar mı?